Hani ikna yeteneğimiz ve investigation biraz arttırırsak bayağı işe yarayacağını düşünüyorum. Bak, balina oynamış. Ama hala cümleler aynı. The blood is just beginning to coagulate. It died a Pıhtılaşmaya yeni short başlamış time kan. ago. Only a Yakın zamanda ölmüş. specialist would know what killed it. Neyin öldürdüğünü anca bir uzman bilebilirdi. Peki. Biz Warehouse'a gidelim. Warehouse'da burası herhalde. Bu da kim? Çeneni kapalı tut. Aç köpek gibi ne geziyorsun burada diyor. I've got to enter the Burası Hawkins deposuna gidiyor diyor. Girmem lazım. Ama biraz karışık olacak galiba. Yok, gayet basit. Siktir git. I don't give a damn about your racket. I just Sizin want to get işiniz into hakkında umurumda değil diyor. Sadece depoya girmek istiyorum. Biz de senin hakkında bir şey siklemiyoruz diyor. İçeriye ne yüzden girmek istiyorsan umurumuzda değil, bir şey yapamayız diyor. Burası kime ait diye soruyorum. Siz kimsiniz? Salak mısın yoksa bilerek mi yapıyorsun? Herkes bizi bilir Darkwater'da. Ben yeni geldim. Buranın sahibi için korumalık yapıyoruz diyor. Ve kimsenin girmesine izin vermiyoruz kadının bölgesine diyor. Cat için mi çalışıyorsunuz diyorum ben de. Sen kulak şey mi dinliyorsun, bizi mi dinliyorsun? Evet, patronumuz o. Ne olur ne olmaz o söylerdi. Kapa çeni salak. Söyle. Bayağı korkutucu biri galiba. Sizi bile korkuttuğuna göre diyor. En son girmeye çalışanın gülümsemesini tekrar yaptı diyor. Suratına keserek yeni bir mutluluk şeyi yapmış. Sadece sol tarafını kesti diyor. Madem öyle... Kendinize iyi bakın beyler. Kaçtık. O zaman başka bir yer bulacağız girmek için zaten içeride. Oyunda zıplama gibi mekanikler yok. O yüzden etrafı araştırmam lazım içeriye nasıl girebileceğime dair. Oradan giriş var diyor. Ha. Zıplama yok, eğilme var oyunda. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Depoya girişin kapısını nasıl mal gibi bıraktınız diyor. Neden Kete söylemiyorsun? Sesini kısık tut. Bıçağı boğazımdayken şey yapmak istemezdim diyor. Bu da stilet oluyor, bıçak değil. Gerçekten salaklar bu sırada. İçeriği boş bıraktığını Kete söyleme diyor. Tamam. İçeriği koruyan kimse yok. Onu öğrendik. Peki içeriye nasıl gireceğiz? Şuradan başka bir gidiş bakalım. Bu kim? Polisti değil mi lan bu? Where do you think you're going? Nereye gittiğini zannediyorsun? Who are these others so interested in the warehouse? Bu depo hakkında şey ilgilenen başkaları kim diyor? Niye sana söyleyeyim diyor. Aynı takımdayız dedim. You and I are on the same side of the law. Hukukun aynı tarafındayız. Yasanın aynı tarafındayız. Bunun arkasına gerçeği bilmek istemiyorsun. Diyor. Bizim işimizi beğenmedin mi sen yani diyor. Sektör git dedim. İçeri girmeliyim dedim. Edward Pierce, private detective. Özel dedektif. We're all a little on edge today. Bugün biraz şeydeyiz diyor. Senin biz burada ne bakıyorsun dedin. Hawkins ailesinin ölümünü inceliyorum. Why do you want to drag up all that stuff again? Niye ortaya çıkarmak istiyorsun bütün o boku? Araştırma beni buraya getirdi diyor. O dava aylar önce kapatmıştı dedi bize. What more can you say about the death of the Hawkins? Hawkins ailesinin ölümü hakkında neler söyleyebilirsin? Herkesin bildiği hakkında, herkesin bildiğinden farklı bir şey diyemem diyor. Hepsi yanarak öldü diyor. Kendi evlerinde. Bütün malikane diyor. Oraya gidip araştırmaya çalışma. Tehlikeli. What do you mean by that? The only one left there is old Silas. Yaşlı Silas orada yaşıyor sadece. Affected him badly. Ve bu kaza onu çok kötü etkiledi. Tahmin edilemez. Eğer yabancılar girerse tehlikeli oluyor. Halka tehlike mi şey yapıyor diyor. Hayır. Kendi evinde yaşıyor orada tek başına diyor.
Onu yalnız bırak. Bir iyilik yap ve onu yalnız bırak. Gitme diyor. Tabii ki gideceğiz. Götümüz kaşınıyor. Neden gitmeyelim? Böyle oyunlarda göt kaşıntısı olmazsa olmaz çünkü. Depodan önce evine mi girmemiz gerekecek peki ya? Burada malikane nasıl olur anlamıyorum. Bok götürüyor ortalığı. Sen kimsin lan burada? You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. Denizcilere ne olduğunu gördün diyor. Eğer bu içki kaçakçılarıyla çok şey yapmak istemiyorsan, bulaşmak istemiyorsan buralarda dolaşma diyor. Sen korkmuyor musun diye sordum patronlarından. You're not scared of her. Of course I am. Tabii ki korkuyorum. Herkes o kadından korkuyor. Benim gibi ufak bir şeyle, lokmayla uğraşmaz. Ama sen eğer burnunu her şeye çok sokarsan sıçtın diyor. Sormayacağım içki kaçakçılarına ne bok yediğini, hiç umurumda değil. Adada ne bok yiyorlar. Zaten içki kaçakçısı, hani adı üstünde. Şuradan sızabilir miyiz? Gizli itemleri bul diyor. This one's hidden skill allows you close range. Ha, yakın mesafede gizli şeyleri bulmama yarıyormuş bu şey. This place is full of junk. Çöp kaynıyor burası diyor. I could use this old winch to lift the grating. But it's been completely taken to bits. There must be some spare parts. Kaldırmak için bunu kullanabilirim diyor da, şey bitik durumda diyor. Burada kullanabileceğim şey bir şey olmalı. Bir malzeme olmalı diyor kullanabileceğim. Ki şurada makara var kocaman ama. Mekanizmayı şey yapacak şey buymuş. This handle will be perfect for the winch. Tamam. Kullanmayacağız mı? Bir tane daha mı bulmam gerekiyor? Aşağıdan mı çekmem gerekiyor? Anlamadım lan ben mevzuyu. Kullanmam için mükemmel diyorsun. Tamam, iyi. Peki niye kaldırmıyorsun? It looks like there's a way in under this grate. Buranın altından bir giriş var gibi gözüküyor diyor. Tamam. Bir tane daha mı lazım acaba? Biraz daha bakalım ortalığa. Gizli itemler nasıl çıkıyor ortaya bir şekilde. Aha. Önemli olan dişli buradaymış. It should be possible to mount this cogwheel on the winch. Çakmak nereden çıktı lan böyle? Madem vardı niye uğraştırdı bizi bu pezemek? Başka bir şeyler daha lazım o zaman. Dur şunları toplu bulalım da ondan sonra şuraya çıkalım. Lanet olsun. Her gittiğimde yeni bir şey daha çıkıyor başıma ya. Ne lazım şimdi? Makara lazım değil mi diyorsun bana? Gönül koyarım. Ne demek lazım diyor ya makara? En çok makara lazım olmalı. A ratchet device. Exactly what I need. Tam ihtiyacım olan şey dedi. Vallahi mühendisliğim çok yok. Makine mühendisi varsa anlatsın durumu bana. Ben şu an malzeme arayışındayım. İnşallah bu da son malzemedir. Gidip bir bakalım. Hah. Looks like everything is in its place. Her şey yerine getiriyor. All I have to do is turn this handle. Bunu döndürmek kaldı geriye. Ah. Şuradan aşağı atlasaydım. Bu ne lan? Kokudan öldük. Kokudan bir fena oldu herif. Smoke. Bu gaz. Bu duman. It's coming from this oil. Bu şeyden geliyor diyor. Smells yağdan geliyor. Zararsız kokuyor ama psychotropic effects. Psikolojik etkilerinden korkmalı mıyım acaba diyor. Tamam. İki kere üst üste tıklamayalım.
Ya buraya inerken çakmakla indim, gözünü seveyim. Ondan korkmuyorsun da psikolojik etkisinden mi korkuyorsun ya? Patlar mıyım falan diye de düşünmedi. Aleykümselam, sağ ol, iyi seyirler. Devam edelim şuradan. Evet, göt kadar çukurlarda ilerleme. Klostrofobimizi kesinlikle azdırmayacak bir durum. Çok mantıklı. O ne lan? Ananın. Yosun. Evden çıkarken o son içkiyi içmeyecektik, anasını satayım. Allah aşkına karadan gidelim ya. This is primitive. Bu çok ilkel diyor. Duvarda mağara resmi var, anasını satayım. Ah, this place stinks. Leş gibi bu mekan diyor. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins? Sarah Hawkins davasıyla buranın ne alakası var? Ha, reconstruction scene diye bir şey varmış. Batman'deki gibi. What happened here? Burada ne oldu? Yumruklamış, kanlı bezler. Leş gibi aynen. Bu Batman'deki gibi, bunu göstermişlerdi videoda. Çok hoş bir olay bence. Tek tek orada neler olabileceğine dair fikir What is this yürütüyor adam. Picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Charles'ın ve Sarah'ın bu resmi burada ne bokuyor diyor. Birlikte oldukları bir resim var. Burada da çıplak bir adam yatıyor. Is this one of Sarah Hawkins? Sarah Hawking'in resimlerinden biri mi acaba bu diyor. It smells as bad as it looks. Göründüğü kadar iğrenç kokuyor dedi. Who has enough money to buy painkillers but stays in a place like Ağrı kesici alabilecek kadar parası olup yine de burada kalmayı şey yapan kim olabilir diyor. Tamam, bu şeyden çıkalım. Güzel. Karakter puanı da kazandık. Ya şöyle bir durum var. Karakter puanımızı anlaşılan biraz dengeli dağıtmak lazım. Hepsine ihtiyacımız olacak gibi duruyor çünkü. Hani okultizmin de Reconstruction'da ne kadar etkili olduğunu gördüm. Fakat level atlamaları da zaten çok uzun sürüyor. O yüzden zannetmiyorum ki şey olsun. Ha, enter'a basmak gerekiyormuş apply için. Tamamdır. Someone has settled in here. Birileri buraya yerleşmiş diyor. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins. Ve o kimse bana Hawkins davası hakkında bir şey anlatmalı diyor. Orada kimse var mı? Sen hareket etme. Yine mi sen? Sana buradan uzak dur demiştim. Hadi takım olalım diyor. Şeye dönüyor. Cem Yılmaz'ın sütçü hikayesi var ya, dolapta basılma anı. Kadının kocasıyla kadınla berabersin, kocası geliyor, dolabı açıyor. Ne işin var lan burada diyor. Ona döndü. Let's team up. Hadi takım olalım. It's clear that you knew the victims. Kurbanları tanıyorsun. Kötü anıları ortaya çıkardığım için özür dilerim diyor. O zavallı çocuğun ölü halini hatırlıyorum diyor. Yerden kazımak zorunda kaldık. İzler hala orada olmalı. Hala zihnimdeler. Korkunç. Senin deneyimlerine ihtiyacım var diyor. Bu durumu şey yapmak için. Sen bu resmin burada ne bok yediğini anlatır mısın bana diyor. Bunu hatırlıyorum. Hawkins şeyindeydi bu diyor. Ateş anında.
O zaman doğruluyor musun oradan alındığını diyor. I'd like to go and see the mansion now. Of course. Malikaneyi görmek istiyorum şimdi dedik. I want to go back along his trail. I'd like to understand how this painting made it to here. Bu resmin buraya nasıl geldiğini anlamak isterdim diyor. Arabam yolun ötesinde şey yapıldı diyor. Andrews, kapıyı kapar mısın? Gözünü aç lanet olası. Burnunun dibinden geçmiş herif. Yine mi bu karı? Bu konunun seninle alakası yok Baker. Burayı boşalt yoksa seni engel olmaktan alırım diyor. Sonunda taşakların büyümüş diyor. Çok şişme olduğun için göremiyorsun ama ne yazık ki diyor. Keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay. Mutlu ol yoksa zorla mutlu ederim. Can we go to the mansion now? Okay, anladım diyor. Artık gidebilir miyiz diyor. Sen de kimsin? Ne yapıyorsun lan mekanında? Gözüm üstünde. We'll meet again. Yine buluşacağız. Oğlum kadına bak lan, herkesi tehdit ediyor. Çok mu uzaktı bu malikane dedik. Look behind you. Arkana bak. Ridge'in tepesinde, şeyin kayalıkların tepesinde. You see the building? Binayı görüyor musun? Hangi manyak oraya bina inşa etmiş? Hawkins malikanesi orası. Hadi bayağı gideceğiz diyor. Hayır, manyağın biri gitmiş kayanın üstüne malikane yapmış. Başka manyak da oraya giden yol mu yapmış? İlginç. Üçüncü chapter. İlginç gidiyor. Tabii bir önceki oyunu oynadığım için 3 aşağı 5 yukarı neler karşıma çıkacak biliyorum ama oyunun işlenişi güzel olmuş. Hoşuma gitti. Baksana adamın suratına zoraki yapılmış bir gülümseme var işte. Kadın yapmış. Polisin de bir şeyi yok anlaşılan. Force'u yok. Telefon sapı gibi nefes sesi çıkartan bir adam var. Bizim ev de azıcık maymuna benziyor ha. Well, here we are. İşte geldik. Hawkins malikanesi. Şuraya bak anasını satayım. Korku filmi gibi. Terk edilmiş durumda ateş yangından beri diyor. Sadece yaşlı Winchester var şeyinde diyor. Mekanı iyi biliyorsun dedi. Hawkins davasını sen baktın. Gizlemeye çalıştığımı zannetmedi. Bu buluşlar beni biraz korkutuyordu. Bu yüzden merak ediyorsun kimin malikaneye şeyi çaldığını diyor. Eğer bir şey bizden kaçtıysa bu bizim hatamızdır diyor. Hatayı düzeltmek yine polisin şeyidir, görevidir diyor. Mekan yıkılmak üzere dedi. Sadece alevden burası böyle olmamış diyor. Bayağı yaşlı bir bina biliyor musun diyor. İlk gelenlerden, ilk kolonistlerden beridir şeyler buranın temeli. Şu an hikayemizle alakası yok, konumuzla alakası yok dedi. Polis olay olsa da kaçsam gibi bir havası var. Müdahale etsem değil de kaçsam. Harbiden ha, pezevenk zor bekliyor. Şuna bir bakalım Winchester neymiş. Andrews da beni uyarmıştı dedi. Buradaki herif için. O salaktan bir şeyler alabildin mi? Çok konuşuyor. Old Silas dedi diyor. Bu çok uzun. But kind of unfair at the same time. Aleykümselam. You know, Silas Winchester Hawkins ailesi için hatırladığım tüm zamandan beri şey yapıyordu, çalışıyor onlar için. Çocukları gibiydi onların diyor. Yangından sonra bütün ailesini kaybetmiş gibi oldu. Gidecek hiçbir yeri yoktu. Görüyorsun, hala bir şekilde onları kolluyor diyor. Evet, anılarını kolluyor. Ya hadi gidelim ya. And I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Seninle beraber geleceğim, Silas'ı şey yapmak için. Why not? You can help.
Gelmezse Silas biraz sıkıntı yaratabilir gibi geliyor bana. Böyle bir mekanda kalan deli olduğuna göre. Hadi gidelim dedi. Şuraya mı girsek önce? Bir şıkırtı, bir ses duyduk ama. Aleykümselam Emre, hoş geldin. Bradley was right. This place is 1693'ten bir heykel. Haklıymış. Bayağı hayalimin ötesinde bir eskilikte diyor mekan için. Ama buralardan giriş var. Bu pezevenk niye beni böyle dolaştırıyor ya? Taksici gibi. Ha, mezarlar. Şunu alabiliyor muyuz? Yok. Poor kid. Zavallı çocuk. Someone must really hate Charles. Birileri Charles Hawkins'dan bayağı nefret ediyor olmalı. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. Silas hala burayı şey yapıyor diyor. Pretty gloomy. Bayağı ürkütücü. Does this place inspire? Bu mekan sana herhangi bir fikir verdi mi? Mezarı birileri rahatsız etmiş diyeceğim. Charles Hawkins'in düşman olduğunu biliyor muydun diyor. Bildiğimiz kadarıyla yoktu. Çok saygı duyulan biriydi diyor. Anlamıyorum. Silas böyle bir şeyin olmasına izin vermezdi diyor. Acaba Silas mı yapan? Niye buraya gömüldüler? Charles Hawkins'in vasiyeti buymuş. İlginç. Webster'ın bunun hakkında mutlu olduğunu zannetmiyorum diyor. Mrs. Hawkins'in babası mı diyor. O yıkıldı diyor. Yani bize gelen herif. Hoş geldin Mahmut Tuncer. Let's go to the mansion. Hadi malikaneye gidelim dedim. Kadının mezarına bakmadık ama. I didn't expect to set foot back here after the burial. Lütfen bana bir dakika ver diyor. Buraya gelmeyi beklemiyorum. Hangi manyak burayı böyle yapar ve şey resmi çalar diyor. Silas'ın bunu yapacağını zannetmiyorum diyor. Ve kimseye izin vereceğini de düşünmüyorum diyor. Lord, have pity on this poor family. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. Buradaki çiçeklerse freshmiş, yeniymiş. Demek ki Silas bağlı bayağı diyor. Mahmut Tuncer geldi. Oğlum ben güzel olan her oyunu oynuyorum da izlenmiyor. Ondan sonra da diyorlar ki hep strateji atıyorsun galiba. Mevzu bende değil, izleyende bitiyor yani. O orada kaldı öyle de ben beklemeyi sevmem. Gideceğim, başıma bir şey gelsin. Geçen böyle bir video paylaşmıştı. Nine Gag yanlış hatırlamıyorsam. Korku filmlerinde doğru kararlar verirse ne olur diye. Yalnız gitmiyor falan adam. Dolayısıyla hiç öldürülmüyor. Bir şey olmuyor. Cart cart. Ayrılalım mı diyen yok korku filmlerindeki gibi. Orada bir karga var. Bu müzik neye çaldı? Görmediğim ama görmem gereken bir şey mi vardı? Polis niye gelmedi anasını satayım? Sattı bizi var ya, Allah bilir burada saldırıya uğrasak polisin haberi olmaz. CKMK gitmez. Kolu kutuluyor oyunca. Bu giriş hala kullanılıyor diyor. Oh. Kapıyı zorlamaya çalışıyordun. Seni bulaşık. Rahat ol lütfen, yere koy. Senin gibileri ne yapıyorum biliyor musun diyor. Bağırsaklarını sökerim. Sonra da şeye atarım. Okyanusa atarım. Winchester sen misin? Baltayı indir. Sakince konuşalım. Karanlıkta gözleri ışıl ışıldı. Yavaşça yaklaştım bacaklarına. Çünkü ilk defa inek sağıyordum. Allah kahretsin. Zamanlıydı bu sırada. Hızlı seçmem gerekti. Baltasına hamle yapabiliyorduk bu sırada. Şiddet istemiyorum. Trajedi istemiyorum. 13. ayında kutlu olsun Emre. Teşekkür ederim. Hayatta kalan son kişi olmak çok acı verici olmalı diyor. Ne kadar haklı olduğunu bilmiyorsun. Dinliyorum. Polis raporu iç rahatsızlıktan söz ediyor diyor. Ama Stephen Webster yani kadının babası inanmıyordu diyor.
Webster katır kadar inatçıydı diyor. Ve ona ölüleri huzur içinde yatması için bırakmasını söyledim diyor. Kızının onurunu toplamaya çalışıyor. O yüzden yapıyor diyor. Seni içeri alamam. Şey güvenli değil diyor. Malikane. O yüzden mi barikatladın diyor. Doğru. Peki ya depo? Kilitli ve öyle kalacağından eminim diyor. Emin olacağım. Sarah Hawkins senin için önemli miydi diyor. You cherish her memory. Mrs. Hawkins was an exceptional person. Bayan Hawkins sıra dışı bir insandı diyor. Etrafındaki herkesi çok önemserdi diyor. Give me that key. Ona ne olduğunu bulmama izin ver. Anahtarı bana verdi. Büyük bir hata yapıyorum belki de ama ilk hatam değil bu diyor. Al anahtarı ve ne yapman gerekiyorsa yap. Senden kurtulmak için yoluna bak diyor. Hadi bakalım. Pezevenk neredeydin? Herif bizi doğrayacaktı yavşak. Lan senin yanıma almamam lazımmış. Ben herifi hallettim zaten. Sen çok boş bir herifmişsin. What now? Let's take a look inside. İçeri bakalım. I'm with you. Seninleyim. Yavşağa bak, seninleymiş. Demin baltayı az kalsın kafamıza yerken yoktun göt. Kap baltayı vur kafasına. İlginç olabilir daha. Denese miydik ya? En kötü save'den başlar da herhalde, bilmiyorum. Arada bir action deneyelim bari. Follow me. Beni takip et. Burayı biliyorum. Who left this light on? Bu ışığı kim açık bıraktı? Çürümüş yiyecekler falan mı? Nasıl yangın? Hawkins'lerin son yemeği. Bu bana ne anlatıyor? Girelim. Mevzuya girelim. 14'ü beklemedim. Seni istiyorum. Sen bana arkana vurma, benim camımı yakmama, geceleri zonklatmanı, neredesin dar ama güzel kösele ayakkabı. Emre sen ne yapıyorsun? Sen cidden ne yapıyorsun? Bu intense şey odaklanılmış oyunda sen nereden girdin bu mevzuya yani? Neyse başlayalım. What kind of meat is this? Nasıl bir et? Sırayla bakıyoruz anlaşılan. This place is for the head of the family. Burası ailenin Charles baş Hawkins. Kişisi için Charles Hawkins. Sırada neresi var? The boy was probably here. Çocuk büyük ihtimalle smashed his plate on the floor. Tabağını yere şey fırlattı veya düşürdü diyor. Sarah Hawkins. Sarah Hawkins'in tabağı. Why did she leave it untouched? Niye hiç dokunmamış? Something happened at this table. An argument? Bu masada bir şey meydana geldi. Bir kavga mı? Hey Pierce. Pierce, hayal mi görüyorsun? Working, officer. Çalışıyorum. This dinner table tells us a lot about the Hawkins. Hawkins ailesinin hayat hakkında bir sürü şey anlatıyor burası diyor. Bütün günümüz yok. Yangının çıktığı yer bir sonraki kapıda diyor. Adamda gaz lambası, bizde Zippo. Fakirliğin gözüküyor olsun. Şuradan da ışık geliyor ha. Silas managed to bring the fire under control. Silas ateşi şey yaptı diyor. Durdurmayı başardı neyse ki diyor. Hadi bakalım neymiş. Şu geçiş ekranı biraz daha kısa olabilirmiş bu moddan moda. Aha çocuğun yerdeki şey izi. Çocuğun cesedi yerde bir iz bıraktı. Peki diğerleri nerede? They had a fight. Kavga etmişler. Why? Neden? Kırık bir şey, lamba. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? Sarah'nın bir ayakkabısı mı düştü? Nasıl?
Did it stop at the time of the fire? Ateşin olduğu zamanda mı durdu? Tecavüze uğramış galiba. Suratında öyle bir ifade var diyorsun. Var diyor Cüneyt Arkın bir filmi. Suratında tecavüze uğramış olan. Charles Hawkins a heavy drinker. Charles Hawkins ağır bir alkolik miydi? Tamam, araştırma kısmı bitti. Bitmedi mi? Peki nereye araştıracağız ki? Karanlıkta da çok bir şey yani araştırma opsiyonu da yok. Ha, kapı. Did someone escape the fire? Biri ateşten kaçtı mı diyor. Tırnak izleri var. Aa. Buradan dışarı çıkamıyorum. Nereye bakmamı istiyor acaba? Mutlan çıkamadığıma göre hala bir yerler var çünkü. Karanlıkta da bir bok görmediğim için. Yüzünde öyle bir ifade var. Aynen öyle. Tecavüze uğramış olabilir. Suratında öyle bir ifade var. Kapıdan da çıkamıyoruz. Benim görmediğim, sizin gördüğünüz bir şey var mı? Tavana mavana da bakalım. Ha, bu kapı neden böyle mesela? Anasının örek izi gibi kilitlenmişler. Ha, şöyle sağlı sollu inceleyebiliyorum. Orada temiz bir duvar mı var? Ha, aslansın sen be. If the painting I found on the docks really came from here. Eğer bulduğum resim buradan geliyorsa nasıl yanmadı diyor. Gözüne bin yaşa. Blood. Kan. Bu lamba buraya atılmıştı diyor. Bu kaza değil. This was a fight. Bu bir kavgaydı. Someone fell here. Biri buraya düştü. A desperate attempt to flee. Kaçmak için çaresizce bir şey deneme. Ateşi uzat bir de. Yakacağım mı lan? Ve çocuk. So detective. What do you make? Bundan ne çıkarıyorsun dedektif? İpuçları şey yapmıyor dedim. Birleşmiyor diyebiliyoruz. Bu sadece bir kazaydı diyebiliyoruz ya da polis sıçıp batırdı diyebiliyoruz. Bence ipuçlarında tutarsızlık var diyeceğim. Much of this evidence simply contradicts the investigation's findings. Really? Anlat bana diyor. Nesi farklı diyor bizim bulduklarımızdan. Time of fire doesn't match. Someone escaped the fire. Biri şeyden, yangından kaçtı diyorum. At least one person fled the crime scene. What you say? Ne dedin? Mark on the door. Kapıdaki o iz. Birisinin el izi var orada diyor. The door was sol tarafta yoktu diyor. Kapı açıktı ve biri kaçtı. Tanrı aşkına. If it's Charles or Sarah, Charles veya Sarah ise çocuklarını bırakmazlardı diyor. Ölmeyi tercih ederlerdi. Şey, yardım çağırmaktansa ölmeyi mi tercih ederlerdi? Hiç zannetmiyorum diyor. Birileri fazla içmiş diyeceğim. I found a bottle of whiskey. Bir şişe viski buldum. Boştu. Charles severdi. Şey yoktu diyor. Bardak yoktu. Biri fazlasıyla içti diyor. Charles'ı büyük ihtimalle diyor. Ya bu sadece bir iddia. Belki de şişe çok uzun süredir oradaydı diyor. Tamam, lambadan oldu diyelim. Biz de öyle bulmuştuk zaten diyor. Ama kan izleri var mıydı raporunuzda diyor.
Lamba düşmemiş, atılmış diyor. Ay. The report doesn't mention. Ay, herife bir bokları oldu lan böyle. Raporda geçmiyordu öyle bir şey derken böyle niye oynaya oynaya gidiyorsun anasını satayım? Tamam, yangınla zamanın şeyi örtüşmüyor dedim. Herife eli yandı lan. Gece yarısı başladığını düşünüyorum. Gece 1 gibi Silas bizim kapımıza vurdu diyor. Diğerleri sökülünceye kadar bağırdı. Bu saat 10, akşam 10'dan önce yandı diyor. İmkansız. Ne ima ediyorsun? Silas hayatta zarar vermezdi onları diyor. Dr. Fuller onayladı ölüm saatlerini diyor. Saat daha önceden durmuştur bence diyor. Kim bu doktor diyorum. Zeki bir cerrah ve ailenin dostu. Bu olaya iyi yaklaşmıştır, kalpten yaklaşmıştır diyor. O yüzden şüphe etmiyorum onun sözünden diyor. Peki diyor. Cesetlerin yeri değiştirilmiş diyeceğim. I can tell where young Simon was, but not his parents. Where were their bodies? Simon'ın nerede olduğu belli ama ailesinki değil diyor. Sana yardım edemem o konuda. Charles and Sarah's bodies had already been carried away when I got here. Buraya geldiğinde Charles ve Sarah'ın bedenlerinin yeri değiştirilmişti diyor. Senin iznin olmadan mı? Kim tarafından? Marshall Andrews, Chief West. Marshall Andrews, Chief West. Hepsi. Biz hiç bu böyle vakalarla karşılaşmayız o yüzden. Dedi. Müfettiş harbiden ha, evrim teorisi gibi. Aşağı falan bak. Harbi surata bak ya. Diyoruz ki bu bir kaza değildi. Kazadan daha fazlası var burada diyor. Teorin ne? Çiftler kavga etti. I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? Bunda emin misin? There's only one way to be sure. Emin olmanın tek bir yolu var. Neymiş lan o, ben bile bilmiyorum. Sen gelme göt. Elini de yakıp duruyor. Bütün karizmamızı çizdi ya. I just ask that you don't disturb anything. Herhangi bir şeyin yerini oynatma, şey yapma. Chief West, Chef West bilseydi ne yaptığımızı bayağı büyük bir sıkıntıda olurduk diyor. This door is locked. Bu kapı kilitli. Edison. Tıpla ilgili kitaplar buldukça o otomatik ilerliyor. Tıbba ne kadar şey yapmalıyım bilmiyorum o yüzden. Şu ikna edici konuşmaya biraz puan verelim. İkna etmek önemli çünkü konuşmalarda. Kanıtlayacağız dedik. Herif bizi götürüyor anasını satayım. Nasıl iş bu? Bu bandajlar kurumuş kanla kaplı. Aynı bandajları depoda da gördüm. Diyor. Kan izlerini görünce aynı kişi de olabilir diye düşünüyorum diyor. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein. Bir şeyler dedi orada ama kaçtı. Moby Dick. Melville's classic. The epic. This piano is in disrepair. Bu piyanonun ağzını sıçmıştı. Like the Hawkins kept it more for decoration than for. Dekorasyon niyetine tutuyorlardı müzikten ziyade diyor. Görünüşe göre. Bir bok belli. A book on the first inhabitants of the island. İlk adaya gelen ilk sakinlerin kitapları. 14. yüzyılda gelmişler görünüşe göre diyor. 14. yüzyıl. Efendim örekiz. Nasıl koşalım, çok da yürümeyi sevmiyorum böyle oyunlarda. 20,000 leagues under the sea. Denizin altında 20,000 fersah. The mysteries of the deep. One of Sarah Hawkins. Sarah Hawkins'in şeylerinden biri, resimlerinden biri. Stili kesinlikle tanınabilir diyor. Tanınabilir seviyede. A book on hunting whales. Balina avlama hakkında kitap. Ne oluyor lan?
Yıldırım çakınca bir acayip şeyler görünüyor etrafta anasını satayım. Locked. Kilitli. Bir jump scare yemeyelim lütfen. Hiç sevmem jump scare'ları. The boys room. Çocuğun odası. Hadi burayı da araştıralım. A child's fort. Çocuğun kalesi. Simon protecting his world. Kendini neyden koruyordu? Ne tehdidinden? Tom Sawyer. Tom Sawyer. Mark Twain. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Sarah uyutmadan önce bunu okuyor olmalı ona diyor. Sleeping pills. Uyku hapları. Strong for an 11-year-old 11 yaşındaki boy. Bir çocuk için What çok ağır. What is wrong with this family? Bu ailenin ne sıkıntısı var? What nightmarish vision could have inspired them? Bu çocuğu bunlar yapması için Simon's ne? Simon's troubles şey went beyond diyor, family diyor. Problems. Simon'ın problemleri ailenin problemlerinden çok daha ileride. Çocuk bir şeyler gördü. Onu gerçekten korkuya, dehşete düşüren bir şeyler. Enteresan. Çocuk hepsinden daha beter halde. What will her room reveal about her? Bakalım kadının odası onun hakkında neler ortaya çıkaracak. A barbiturate prescription from a certain Dr. Fuller. Neymiş bu? 75 miligramlık bilmem ne sodyum 4 veya 6 saat arasında alınacakmış. Eğer nöbetler sıklaşırsa 25 gramlık başka bir şey daha eklenecek. Alkolle tüketme demiş doktor. That's a massive dose. Bayağı yüksek bir doz diyor. Sarah şey miydi diyor? Saldırgan mıydı? Tehlikeli miydi? Perfect. Mükemmel. Odaya biraz daha bakalım da belki araştıracak, bakacak bir şey vardır. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Depresanmış. Bir kere buna başladı mı bir daha bunsuz yaşayamazsın diyor. Aleykümselam Mustafa'cığım, hoş geldin. O ne lan? Bildiğin ruh çağırma odası. Was Sarah Hawkins interested in the occult? Okült hakkında mı şeydi diyor, ilgiliydi. Ne yapmaya çalışıyordu acaba? Despite what happened, they seem to have loved each other. Olan bitene rağmen birbirlerini sevdikleri ortada diyor. Ne kader bizi bir araya getirdi ve bizi sonsuza kadar bağladı. Gay bir durum. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins. Sarah'ın sattığı bütün şeyler, resimler. Boston clientlara birilerine satıyormuş. FS, JF diye geçen birileri var. Dr. Fuller'a 430 bine satmış. Yine Dr. Fuller. FS. Returned. AD. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders diye birine bedava verilmiş sonuncusu. Acaba neden? Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Sarah'ın ajanı, şey onu temsil eden, ajan demeyelim, temsilcisi diyelim. Daha doğru olacak. Onun hakkında endişeliymiş. Ne diyor? Kendini o kayıp adada tuttuğundan beri senin hakkında endişeleniyorum diyor. Yaptığın resimler falan daha çok ilgi çekmeye başladı ve daha çok koleksiyonculara şey yapmaya başladı. Sana yalvarırım bana yeni resimler yolla. Son yolladıkların çok acayipti. Diğer resimler gibi değildi diyor. Ve çok iyi fiyattan gittiler diyor. Son fiyatlar bayağı ilgi çekici oldu diyor. Arkadaşını unutma. Senin bu zekanı fark eden ilk arkadaşını unutma ve dünyaya bunu göster diyor. Allah Allah. Kadın delirdikçe resimleri daha pahalıya satmış. Lan kapıda tırnak izi var. Manyak. Bu tırnak izlerine baksana.
Locked. Doktora yerleştirmiş, not aldım diyor. Kapıda tırmalama izleri var. Ona niye bakmıyor acaba? Enteresan. Buranın durumu ilgimi çekti. Şuradan... Bradley? Bradley, sen misin? Burada kimse var mı? Polis nereye gitti lan? Sırada bildiğim kadarıyla balina yağı bu şeyleri yakmakta uzun süre kullanılmış. Gaz lambalarını yakmakta. O yüzden büyük bir geçim kaynağıymış hani o dönemlerde, eski dönemlerde. Jumpscare geliyormuş. Aha! Kendi resmi lan!